Kureyş'in Kur'an'a karşı kibri. Evet, nereden geliyor? Kureyş'in geçmişine yönelik bir projektör tuttuk, aydınlatmaya çalıştık ve Kureyş'in kibri nereden geliyor? Kabe'nin sahibi gibi davrandılar. Oysa Kabe'nin sahibi değillerdi. Kabe'nin hadimi idiler. Kur'an reddetti. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِ هِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ Evet, لِإِلَافِ قُرَيْشٍ Kureyş'in ilafı. İlaf ne demek? Kışın güneye, yazın kuzeye yapılan ticari sefer. 2000 develik kervana ulaşıyordu bazen bu kervanlar. 2000 deve, 2500 deve. Yani hacmin o günün tarihinde ne kadar büyük olduğunu siz tahmin edin. 2000 deve yüküyle lojistik bir taşıma hattı kurulmuş. Dolayısıyla bu çerçevede düşündüğünüzde bölgenin tüm can damarı bu hat. Yazın kuzeye gidiyorlar Şam'a, kışın güneye gidiyorlar Yemen'e. Ve hem giderken götürüyorlar mal, hem de gelirken getiriyorlar. Daha önce mevzuyu işlemiştim. Kureyş'in ilafı hürmetine, aşkına, adına. İlafi hem rihlete şitai ve sayf. Yaz ve kış seferi hürmetine. Öyle diyelim. Felya'budu rabbe hazel beyt. Şu beytin Rabbine kulluk etsinler. Çok ince bir yer. Beyte kulluk etmesinler. Beytin Rabbine kulluk etsinler. Bugün hacıları düşünün. Hacıları düşünün. Beytin Rabbine hacca gidenler yüzde kaç? Beyte gidenler yüzde kaç? Düşünün. Beytin Rabbini düşünse eğer Hacer-ül Esved'i öpeceğim diye insana eziyet etmez. Anlatabiliyor muyum? Eziyet ettiği insan Allah'ın şaheseri. Orada kaç kişinin öldüğünü gördü şu gözler. Hilaf yok. Hacda Hacer-ül Esved'in önünde polisin yerden cesedini topladığı kaç kişi gördüm? Ne derdiniz sizin? Kabe'nin sembol olduğunu unutursan, Kabe sembol olmaktan çıkar put olur. Kabe gibi putunuz olur. Hacer-ül Esved'in İbrahim'in emek sembolü olduğunu unutursan, onu öpmek İbrahim'in elini öpmeydi. Emeği öpmek aslında. Allah Resulü iki el öptü, iki el. Sadece iki el. Biri Fatıma'nın değirmen un çekmekten patlayan, su toplayan eliydi. Avucunun içini öptü. Biri de Medineli bir sahabinin akşama kadar çalışmaktan nasır bağlamış elini öptü. Yine elinin içini öptü. Başka kimsenin, ne büyüğünün, ne yaşlısının elini öpmedi. Anlatabiliyor muyum? Emeği öptü yani Allah Resulü. Emeği öpen bir peygamberin emeğe, abdest bozan bir ümmeti. Nasıl bir kombinasyon? Buyurun varın, ortaya çıkın. Ortada. Evet, Kur'an reddetti. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bari şu beytin Rabbine kulluk edin. اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ O Rab ki sizi doyurdu. مِنْ جُوْعٍ Açtınız, açlıktan sizi kurtardı, doyurdu. وَاَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Ve sizi korkudan emin hale getirdi. Korkuyordunuz. Emin bir bölgedesiniz. Şefaate inandılar. Emeği inkarın en tipik örneğidir bu. Oysa Allah'tan başka şefaatçi yoktu. Zümer suresi 44. ayetinde söyledi.
Kur'an reddetti. Kurtulmuşluk batağına saplandılar. İnne zunne illa zannen, varsayalım ki ahiret var, biz ortada yırtacağız. Niye? Burada eğer refah içinde yaşıyorsak Allah bizi destekliyor. Mantığa bakar mısınız? Bu mantık çok tipik bir mantık. Ben varlıklıyım, o zaman Allah beni destekliyor. Falanca fakir, o zaman Allah onu desteklemiyor. Mantığa bakar mısınız? Ben kazandım. Dolayısıyla kazandımsa Allah beni destekliyor. Kadercilik işte böyle bir sapıklık getirir. O kaybetti, kaybettiyse Allah onu desteklemiyor. Kaybedene vurun. Evet, ben istediğimi yapabilecek kudretteyim. Osa mazlum aşağıda. Dolayısıyla Allah beni destekliyor. Allah onu da desteklemiyor. Allah'ın desteklediği ben, Allah'ın desteklemediği ona her türlü şeyi yapabilirim. Mantık bu. Mantık bu. Mesela bir engelli yavrusu olan kardeşlerimiz için de aynı mantık. Şimdi ne günah işledi de acaba Allah bunu verdi? Mantığa bakar mısınız? Kendisini nereye koyduğuna bakar mısınız? Her sağlam engelli adayıdır. Her an seni bekliyor. İki ayaklı doğdun ama iki ayaklı öleceğine dair hiçbir garantin yok. Aynı şey gözün, aynı şey kulağın, aynı şey elin, elin kolun içinde geçerli. Aynı şey torunun içinde geçerli. Şeyhin torunu spastik doğar, Allah büyüklere büyük imtihan verir olur. Ama şeyhe isyan etmiş müridin torunu spastik doğar. Gördün mü? İşte Allah'ın şamarı böyle olur. Sizinki nasıl din ya? Nasıl din? Nasıl bir dininiz var sizin? Dolayısıyla yani bu manada işte böyle düşünüyorlardı. Kurtulmuşluk batağına saplandılar. Kur'an pislikler dedi. Kendilerine İbrahim'in ümmeti gördüler. Kur'an ey kafirler dedi. Evet, İbrahim'in ümmeti görüyorlardı. İbn-i Sa'd'ın dediği gibi onlar kendilerini İbrahim'in çocukları, İbrahim'in yolundan gidenler olarak görüyorlardı. Ama Kur'an ey kafirler, kul ya eyyuhel kafirun, de ki ey kafirler. Niye? Küfür hakikatin üstünü örtmektir. Onlar hakikatin üstünü örttüler. Biz Kur'an'ı sevmedik, bize başka bir kitap yaz da getir dediler, Yunus 15. Evet öyle dediler. Yani yaz da getir dediler. Ve onların kendini Müslüman diye adlandıran zihniyet çocukları 250 yıl sonra, 300 yıl sonra rivayetler uydurdular, paralel Kur'anlar yazdılar, bu da Allah'ın Kur'an dışı vahyi dediler. İşte bizim hikayemiz. Böyle saf, böyle temiz.